Herkese selamlar, saygılar. Cusan sitemizde bir abonemizin, takipçimizin yorumu üzerine sizlerle beraberiz. İlk 5 saniye gördüğünüz arkadaşlar yasal uyarı okuduğunuzu kabul ettiğinizi varsayarak videoya başlıyorum. Özet olarak geçmek gerekirse bu videoda yer alan yorum ve fikirler yatırım tavsiyesi değildir. Net olarak bunu söyleyerek videoya başlayalım. Cusan sitemizde neler olmuş, neler bitmiş bir bakalım. Şurada bir hacim artışını görüyoruz arkadaşlar. Zaten %7,59'luk bir yükseliş yakalamış Salı günü. Gayet güzel. Şimdi burada neler yaşanmış? Burada hacim artışıyla beraber yükselen bir cüsan görüyoruz. Cüsanın aynen Salı gününün başlangıcıyla beraber kendisini yukarılara atmış durumda. Zaten hacimle beraber kendini yukarı atmış. Bu gayet olumlu. Cüsan daha önce neler yapmış? Ona bir bakalım. 5 yıllık bir grafiği falan varsa. Şimdi çok daha yorum sahibi değilim aslında. Aynen 5 yıllık grafiği varmış. Genel manada şuralarda çok çalkantılı olmuş. Yani şimdi bu ne zamana geliyor? 17 Nisan Pazartesi seçimden biraz önce biraz daha mantıklı yerlere mantıklı diyorum pardon. Öyle kişisel bir yorum yapmayayım. Daha yukarılardaymış. Seçime doğru düşmüş ve seçimden sonra kendini toparlamaya devam etmiş. Acaba şu eski seviyesi ne zaman gelir diye sorarsanız eğer bence 9. ay ve 12. aylık bilançolarına doğru ben geleceğini düşünüyorum. Tabi Cusan'ı buradan da inceleyeceğiz. Cusan'ın teknik kısmına inersek yer genel manada şuralar olumlu olması güzel. Zaten burada yeşil daireyi de yakmış. Şu yeşil alanın derinleşmesi ve gitmesi bekleniyor şu an Cusan'da. Teknik kısmına indik. Bir günlük de güçlü al ve nötre devam ediyor. Bir aylık çalışıyorsa bir aylığa bakalım. Yoksa investing'e geçeceğim. Sat 1, sat 1, sat 0 gayet güzel. Tablo trading bir eve göre güzel arkadaşlar. Şimdi Yusa'nın bildirimlerine bakarsak eğer önemli bir şey var mı? Şu anda önemli bir şey yok. Zaten Pitables'ten özet raporunu okuyacağız. Investing teknik kısmına inirsek eğer. Kusura bakmayın biraz hızlı oluyor ama şimdi zaten şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu kadar hisseyi çekmek yani saatlerimi alıyor. 3-4 saatimi alıyor diyebilirim genel manada. Üsttekiler benim kendi gerçekten araştırmalarımda olan. Alttakiler de sizin yorumunuzu yaptığınız. Maalesef onlara çok fazla vakit ayıramıyorum. Ama kısa bir görüş belirtmek istiyorum. Sizi de videosuz bırakmak istemiyorum arkadaşlar. Lütfen beğeni ve paylaşım yapmayı unutmayalım. Cusa'nın teknik kısmına indiğimizde saatlik de güçlü al vermesi, satların sıfır olması bizim için gayet olumlu bir senaryo. Aylık kısmına gelirsek gene aynı. Satların sıfır verip özet olarak güçlü al vermesi de gayet olumlu bir senaryo. Şu ana kadar zaten sitelerimizi geçtik. Trading olsun, investing olsun. Gayet olumlu bir yükseliş dedik zaten. Yükselişin daha anlamlanması için şu yeşil alanın biraz daha genişleyip artması gerekir. Herhangi bir kırmızı yakmasa da gayet iyi olur derim ben. En son özet raporunu inceleyip sizlere bir tekrar yorum yapacağım. Satışlarda ve brüt kârda şimdi bu mantıklı mı mantıksız mı size bırakıyorum ama hani çok az da olsun bir geri düşüş var arkadaşlar. Satışlar brüt kâr, esas faaliyet kârı VWAP'te net dönem kârı bilinmiyor olarak gösteriyor tabii de. Geri çekilmeler var ama burada artan ne olmuş? Dönem varlıkları biraz artmış. Duran varlıkları biraz artmış. Net borcu kapatmaya çalışmış. Cusan yani Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama Anonim Şirketi. Ama genel manada investing ve trading verilerine göre millet alım yaparsa eğer gördüğünüz gibi güçlü allara devam ediyor. Ama tabi özet rapor o kadar desteklemiyor bunu. Ama bu şekilde teknik analiz bakarsanız al veriyor. Bu şekilde bakarsanız hani bilanço yorum olarak bakarsanız biraz kafalar karışık diyorum ben. Ama tabii ki de geri dönmeyeceğinin bir garantisi yok. 9. ay ve 12. ay çeyrek bilançolarını bakın derim ben. Ama genel manada tablo olumlu çünkü teknik analiz kısmına göre. Arkadaşlar bu videoda anlatılanları yatırım tavsiyesi olarak algılamayın. Tekrar söylüyorum. Videoya benim kanala abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız videolardan en kısa sürede siz haberdar olursunuz. Yorumlarda bu takipçimizin istediği gibi herhangi bir isteği incelememi, yorumlamamı, analiz yapmamı istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın, iyi günler.